Evet arkadaşlar, Rehber Maskan'dan herkese selamlar. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Perdemizi bilgisayar mühendisliğine açıyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bilgisayar mühendisliği tanıtımı hakkında olacak. Bilgisayar mühendisleri ile ilgili bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Videomuz yaklaşık 20 dakika sürecek. Yani 5-10 dakika az veya yani bir 5 dakika daha az veya daha fazla gibi bir toleransımız olabilir ama yaklaşık o 15-20 dakika arasında sürecek diyelim arkadaşlar. Burada size vereceğimiz bilgiler özellikle bilgisayar mühendisliğinin tanımı ile ilgili. Onun dışında daha önemli noktalara geliyoruz arkadaşlar. Bilgisayar mühendisliğinin eğitiminden, hangi işler yaptığını, nerelerde çalışabileceğini, ne tür işler yapabileceği ve en sonunda arkadaşlar yine bilgisayar mühendisliğimizle ilgili biraz böyle bir yorumlama, kendimizce biraz sohbet tarzında böyle biraz bilgi vereceğiz ve videomuzu noktalayacağız arkadaşlar. O zaman hemen vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar bilgisayar mühendisliğimize. Her şeyden önce biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bilgisayar mühendisliğinin ne olduğundan bahsetmeye çalışacağız. İlk temel bilgisayar donanımları network, yazılım, programlama ve algoritma üzerine çalışan bir mühendislik birimidir. Şimdi bu şekilde okunduğunda çok bir şey anlamıyor olabilirsiniz ama ben şu an sizde şimdi bilgisayar donanımları derken arkadaşlar, şimdi bilgisayar donanım derken aslında donanım şudur arkadaşlar, bir elektronik cihazı veya bir elektronik parça şeyi yani makine neyse bunu oluşturan tüm alt parçaları aslında donanımdır arkadaşlar. Hemen bilgisayarla ilgili örnekler verelim çünkü biz burada bilgisayar mühendisliği üzerine çalışıyoruz. Diyelim ki işlemcimiz bilgisayarımız için bir donanımdır. Anakartımız, RAM'imiz, sabit diskimiz gibi bu parçalar bizim için temel donanımlar ve temel donanım olmadan bu bilgisayar çalışmaz arkadaşlar. Yani biz buradaki işlemciyi söküp atarsak eksiklik olur ve çalışmaz. Şimdi devam edelim daha fazla uzatmadan. Network arkadaşlar, network demek ağ demek. Yani zaten bilgisayar ve yazılımın olduğu yerde bir ağdan, yani bilgisayar ağlarından bahsetmemek imkansız. Yani internetten, diğer ağlardan bahsetmemek imkansız. Çünkü bunlar bunun üzerine çalışan bir şey. Yazılım yine öyle. Programlama yine o şekilde arkadaşlar. Şimdi algoritma dedik. Peki algoritma ne hocam? Bu algoritmada sizin karşınıza en fazla çıkacak şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Özellikle matematik ve bilgisayarla uğraşıyorsanız arkadaşlar algoritma var. Zaten bilgisayar mühendisliğinin temelinde de matematiği çok iyi halledebiliyor olmanız lazım. Şimdi algoritma şudur arkadaşlar. Algoritma herhangi bir amaç uğruna bir şeyi yapmak veya bir şeyin çözümünü bulmak için ya da herhangi bir problemi sıralamak için izlediğiniz aslında ya da tasarladığınız yol ve arkadaşlar bu işlemin sonuna kadar takip edilecek işlem basamaklarıdır aslında algoritma. Yani nereden çok önemli, mesela matematikte problemlerde arkadaşlar nedir? Hani anlamanız adına. Şimdi siz bir problem var ki önce problemi okumaya çalışıyorsunuz, sonra onu anlıyorsunuz, sonra işte verilenler bir tarafa, istenenler bir tarafa böyle bir yol diyorsunuz. Önce verilenleri yazıyorsunuz, sonra istenenleri yazıyorsunuz, sonra o ikisi arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz ve en sonunda kurduğunuz o denklemi çözüp sonuca geliyorsunuz. Aslında siz burada bir işlem basamakları takip ediyorsunuz arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? İşte algoritma budur. Şimdi bilgisayarda da sen bir program yazacaksın. Diyelim ki programın sonunda bir şey olmasını istiyorsun. Bir çözüm. Yani şu an aklıma bir şey gelmiyor ama onu direkt sona gidemezsin. Önce işte bir bilgisayara tanıtman lazım. Eldeki verileri tanıtman lazım. İstenenleri tanıtman lazım. Sonra o ikisi arasında bir bağlantı kurmasını sağlaman lazım yazdığın programla. Ve en sonunda da çözümün neyse o çözümü yapacak şeyi yapman lazım. Yani direkt soruyu yazıp sonuca gidemezsin. İşte bu aradaki işlemleri tanıtman lazım. Bu işte arada işlemlerin hepsi, o basamakların tamamı aslında senin için algoritmadır arkadaşlar. Tanım ben bu kadar. Buradan sonra artık devam edelim. Şimdi arkadaşlar geldik bilgisayar mühendisliği nasıl olunur? Bu yine dediğim gibi çok önemli ve hiçbir yerde bulamayacağınız bir şey değil arkadaşlar. Yani internet araştırdığınızda her yerde karşınıza çıkar ama ben böyle kısaca vereyim diye yaptım. Şöyle bir tasarım, böyle bir grafik tarzında bir şey yaptım. Başarı sıralaması ve puan aralığı olarak arkadaşlar Türkiye'de 280. ve 290 bin arasındaki herkes arkadaşlar aslında bilgisayar mühendisliği bölümlerinden birine yerleşebilir ve bu puan aralığı da yani bu 540'larda 260 puanlar arasında tekabül ediyor aslında şuradaki puanlar. Tabi dediğimiz gibi bunlar taban puanlar arkadaşlar. Yani sen Türkiye 5.si olsan da yerleşebilirsin. 3.si olsan da 100.si olsan da. Yani üst sınır yok arkadaşlar. Sadece bu taban puanlar arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar. Bence bu bölümün yani bu videonun en önemli noktalarından bir tanesini arkadaşlar, o da mühendislik eğitimi. Tabi burada biz mühendislik eğitimi derken bilgisayar mühendisliğinin eğitiminden bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi yani gideceğiniz üniversitelerde öncelikle hani çünkü siz burada bir 5 yıl 6 yıl bu üniversitede geçeceksiniz arkadaşlar. Sadece
Sizin için önemli olan şehir olmamalı arkadaşlar. Ya da sizin için sadece üniversitenin adı önemli olmamalı. Onun içerisindeki bu alacağınız eğitim önemli olmalı. Tabii ki şehir ve üniversitenin kendisi de önemli olmalı. Çünkü o üniversitenin size kazandırıcılıkları olacak. İşte imkanları doğrultusunda siz daha iyi gelişeceksiniz. Bunların hepsi önemli ama en önemlilerinden bir tanesi de bu eğitim. Şimdi siz her şeyden önce arkadaşlar ben şu şekilde 4 artı 1 olarak ayırıyorum ve buradaki birimiz ne arkadaşlar? Hazırlık eğitim. Yani mühendislik eğitimi alıyorsunuz arkadaşlar. Türkçe bir bölüme gitmenizi tavsiye etmiyorum ben. Yani eğer çok önemli bir şey değilse, yani bir probleminiz yoksa İngilizce bir bölüme yerleşin. Çünkü arkadaşlar mühendislikte olmazsa olmazlardan bir tanesi İngilizce. Çünkü mezun olduğunuz anda size sorulacak tek şey, hani sen bilgisayar mühendisi misin diye sormayacak, İngilizce ile ilgili şeyler sorulacak sana. O yüzden İngilizceyi halletmeden bu üniversiteden mezun olmayın. Hangi üniversiteye gidiyorsanız. Şimdi o zaman okuyalım. Birinci olarak diyelim ki hazırlık bölümü olan, yani İngilizce bölümü olan bir yere gittiniz. Bir yıl hazırlık okuyorsunuz arkadaşlar. Tabii bu da şöyle. Bir sınava giriyorsunuz kayıt zamanınızda. Eğer o sınavdan geçerli bir not alırsanız İngilizce okumadan direkt 1'e geçiyorsunuz. O hazırlık da seviye belirlemek için yapılan o İngilizce'den eğer o sınavdan yani istenilen seviyede olduğunuzu gösterir bir puan alamıyorsanız arkadaşlar aslında ne yapıyorsunuz? Bir yıllık İngilizce eğitimine tabi tutuluyorsunuz. Ve burada arkadaşlar bir yıl boyunca sadece İngilizce göreceksiniz. Yani sabah işte diyelim ki 8.30 veya 9'dan akşam 3-3.30'a kadar sadece İngilizce ve bu İngilizce sizi hem akademik yönden hem de normal İngilizce konuşma, yazma, okuma her yönden sizi aslında akademik olarak, mühendislik ve akademik olarak gerekli olan İngilizceye hazırlıyor aslında ki buradaki hazırlık eğitim sizlere. Daha sonrasında arkadaşlar diyelim ki tamam bir yılımız geçti, hazırlığımızı geçtik, puanımızı aldık, birinci sınıfa geliyorsunuz. Şimdi mühendisliklerde arkadaşlar genelde bu diğer birimler için de geçerli. Birinci ve ikinci yıl aslında biraz da sanki üçüncü ve dördüncü yılın ön hazırlığı gibi geçiyor arkadaşlar. Yani ne demek istiyoruz? Burada daha çok matematik, fizik ve bakın arkadaşlar bilgisayar mühendisliği olduğu için algoritmalarla ilgili doğrusal cebir diye bir ders vardır. Tabi diferansiyel denklemlerde bunların yani biraz daha ileri seviye matematik diye düşünebilirsiniz. Bu dersleri görüyorsunuz. Bilgisayar mühendisliğine girişe, programlama bilimlerine giriş, uygulamalar, mantıksal devre tasarımları gibi aslında siz 3. ve 4. sınıfta göreceğiniz böyle daha böyle bilgisayar mühendisinin ana derslerinin ön hazırlığını, girişlerini yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 3. ve 4. sınıfa geldiğinizde de artık işte bakın algoritma analizi, işte web tasarımı, web programlaması, sistem programlaması, sistem tasarımları, işletim sistemleri, veri tabanı sistemleri, bilgisayar ağları ve mikro işlemciler gibi aslında sizin mesleğinizde kullanacağınız bütün dersleri burada görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Ve 4 yılınızı bu şekilde bitiriyorsunuz. Tabi buraya kadar neydi arkadaşlar? Buraya kadar şimdi siz teorik bir eğitim gördünüz. Ve sizin üniversiteden mezun olabilmeniz için 2 dönem dediğimiz staj. Yani bu aslında 2 dönem dediğimiz 23 günü, 23 günü olmak üzere toplam 40 iş günü olacak. Ve bunu işte 2 yaz tatil dönemimizde. Yani buradaki bu dönem derken dönemin içinde yapmıyorsunuz. Siz bu stajlarınızı diyelim ki işte 2. sınıfın yaz tatilinde, 3. sınıfın yaz tatilinde 20'şer iş günü yapıyorsunuz. Ve bu şekilde aslında ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Tabi burada öğrendiğiniz bazı teorik bilgileri ve gidiyorsunuz bunları uygulama fırsatı buluyorsunuz. Tabi bunun için bir şirkete giriyorsunuz. Orada bilgisayar mühendisliği birimi ile ilgili çalışmalara başlıyorsunuz. İşte oradaki iş hayatını görüyorsunuz. Hani sektörleri görüyorsunuz. Kendinizi alan için belirlemeniz için bir ön bilginiz olabiliyor bu stajlar sayesinde. Ve bu şekilde aslında arkadaşlar şu noktada 4 yılın sonunda siz aslında hem teorik hem işte İngilizce eğitimimizi hem de staj eğitimimizi tamamlayarak arkadaşlar bilgisayar mühendisliği diplomanızı elinize alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar geldik bu eğitim ve çalışma hayatıyla ilgili ben böyle bir kategorize diyebiliriz aslında. Zorluk kolaylık kategorizesi yaptık diyebiliriz ve mezun sonrası iş bulmaktan başlayalım. Öncelikle kolay ve hatta çok kolay bile diyebiliriz. Çünkü bilgisayar mühendislerinin çalışma alanı o kadar fazla ve o kadar ihtiyaç var ki arkadaşlar çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Ama şimdi eğitimle ilgili konuştuğumuzda da çok zor kategorisine aldım. Aslında bunun çok zorluğu bilgisayar mühendisi olacak. Bir arkadaş aslında yepyeni bir dil öğreniyor ve bilgisayar dilini öğreniyor, yazılımı öğreniyor. Bu aslında arkadaşlar yepyeni bir farklı bir kültür, farklı bir dil öğrenmek gibi bir şeydir. Örnek veriyorum İngilizce öğrenmek veya Almanca öğrenmek gibi bir durum arkadaşlar. Bu işte sizi biraz zorlayabilir. Bu yönden hani çok zor kategorisine değerlendirdik.
bölümümüzü. Şimdi arkadaşlar geldik yine en önemli noktalardan bir tanesine arkadaşlar. İnsanların yani öğrencilerin ya da gelecekte bu mesleği seçeceklerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi. Aslında siz bilgisayar mühendisinin orada anlattığımız eğitiminin 4 yıl tamamladıktan sonra her şey diplomanızı elinize aldığınızda aslında arkadaşlar gidebileceğiniz 3 ana farklı yol ve bir tane de kendi başınıza gidebileceğiniz bir yol var arkadaşlar. Bunlardan bahsedelim. Birinci olarak arkadaşlar akademisyenlik yolunu seçebilirsiniz. Peki akademisyenlik nedir arkadaşlar? Akademisyenlik üniversitede akademik katkıda bulunacağınız bir yol arkadaşlar. Yani üniversitelerde çalışacaksınız, öğrencilere ders vereceksiniz ve işte alanınızla ilgili projelerle, makalelerle, akademik alanda araştırmalar yaparak bu yönde ilerleyeceksiniz. Ve bunun için yapmanız gereken yol şu arkadaşlar, yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Yani lisansınızı tamamladıktan sonra yüksek lisansa başlayacaksınız, doktoranızı tamamlayacaksınız ve ondan sonra işte doktorudur, yardımcı doçent, doçentlikten işte profesörlüğe kadar giden bir yol arkadaşlar. Bizim akademisyenlik yolumuz. Şimdi ikinci olaraksa özel sektör ve kamuda çalışma. Aslında bunları özel sektör ve kamuda çalışmayı ayrı ayrı yollar olarak değerlendirmektense aslında siz her iki yolda da bilgisayar mühendisi yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani özel sektörde bir yani firmada çalışsanız da bilgisayar mühendisi yapacaksınız. Kamudaki yani devletin size göstermiş olduğu, devletin bu alanda açmış olduğu bir alanda ya da firmada çalışsanız da aslında siz yine bilgisayar mühendisliği yapıyorsunuz. Sadece bunların farkı şöyle, özel sektörle çalışmak istiyorsanız oranın mülakatlarına gireceksiniz. Oraya başvurunuzu kendi adınıza yapacaksınız. Kendiniz dil belgesi isteyilebilir, mülakatlara çağırabilir veya farklı testlerden geçebilirsiniz. Bunların hepsi tamamladığınızda arkadaşlar işte herhangi bir firmada ne bileyim otomotiv firması olabilir, bir elektronik firma olabilir veya daha başka bir firma olabilir. Bunu da gidiyorsunuz. İşte bilgisayar mühendisliği ile ilgili yani bilgisayarda öğrendiğiniz o eğitimle ilgili aldığınız birimle ilgili mühendislik faaliyetlerini gösteriyorsunuz arkadaşlar girdiğiniz bu firmada. Kamuda çalışmaksa arkadaşlar yine aynı şekilde dediğimiz gibi yine bilgisayar mühendisliği yapacaksınız. Yine bilgisayarla ilgili çalışacaksınız. Öğrendiklerinizle işte bu mühendislik dalıyla ilgili çalışmalar yapacaksınız. Ancak arkadaşlar kamuda çalışmak şöyle bir şey oluyor. Öncelikle KPSS sınavına girmeniz gerekiyor. Oradan belli bir miktarda bir puan almanız gerekiyor ve bu puanın sonrasında aslında arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İşte devletin size atadığı birim ya da kurum neyse orada aslında bu görevi ifşa ediyorsunuz. Şimdi geldik dördüncü ve bambaşka bir yol arkadaşlar bu yol ve kendi işinizi kurma olayı. Yani aslında bilgisayar mühendisliğini kendi bir şirket gibi kurmak gibi bir şey değil ama burada bir yazılım geliştirebilirsiniz, bir uygulama, bir oyun. Yani bunların hepsi aslında bilgisayar mühendisliğinin yaptığı işler arkadaşlar. Bu şekilde geliştirerek kendinize oyununuzu satabilirsiniz veya o uygulamanızı geliştirebilir, oradan paralar kazanabilirsiniz veya bambaşka bir yazılım geliştirip onunla ilgili işlemler, çalışmalar yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar aslında ben sizlere daha sonrasında işte makine mühendisliğinde de bu var. Kendi işini kurma. Elektrik elektronikte de var. Daha doğrusu bütün kendi işinizi kurmayla ilgili tüm sektörlerde bir şeyler yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar en avantajlı bölüm bilgisayar mühendisliğidir arkadaşlar. Bu şeyde kendi işini kurmadı. Çünkü arkadaşlar bilgisayar mühendisliğinde bir mesela örnek veriyorum bir uygulama geliştireceksiniz ya da bir yazılım geliştirecekseniz bu aslında oturup evde kendi başınıza yapabileceğiniz bir şey. Yani bilgisayarınız varsa ve bir internet ağına bağlıysanız arkadaşlar başka bir ihtiyacınız yok. Siz bunu rahatlıkla bir oyun geliştirebilirsiniz. Bir işte yazılım geliştirebilirsiniz veya bir uygulama geliştirip onları satabilirsiniz ve bunun için fazla bir para harcamanıza gerek yok. Bu manada çok avantajlı bir bölüm arkadaşlar bilgisayar mühendisliği. Örnek veriyorum bir makine mühendisiyseniz siz kendi alanınızla ilgili bir şey geliştirmek istiyorsanız bunu yaparken aslında öncesinde çok büyük paralar harcamanız gerekiyor. Çünkü İşte siz bir şeyi düşünseniz bile onu üretmek için üretimle ilgili o hangi şeyi kullanacaksınız onunla ilgili makineler almanız gerekiyor ve bu makineler ucuz makineler değil arkadaşlar. Ama bilgisayar mühendisliği bu konuda çok avantajlı. Dediğim gibi bir bilgisayarınız varsa ve evinizde bir internet bağlantınız varsa arkadaşlar oturup sadece odanızda kendi evinizde bile çok rahat bir şekilde bir şeyler geliştirip yeni yeni şeyler yapabilir ve bu şekilde kendinizi iyi bir noktaya taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Bu yönden avantajlı bir bölüm. Şimdi arkadaşlar yine en önemli noktalardan bir tanesi ne iş yapacak bizim bilgisayar mühendisliği? Yani sen bilgisayar mühendisliği olarak ne yapabilirsin? Bunlarla ilgili bilgiler verelim burada da. Şimdi arkadaşlar her şeyden önce bakın neydi? Bileşim teknolojileri adında kendi bileşim teknolojileri bakın bilgisayar ağları ve internet olarak yazılım programlama, işletim sistemleri, donanım ve veri yapıları olmak üzere bileşim sistemleri kendi alanında şu alanlara ayrılıyor. Bunların hepsiyle ilgili bir yerde çalışabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu bileşim teknolojileri aslında her sektörde olan bir şey. Yani bunu ben bir sektöre atayamam. Her yerde bunlar var.
Bunun dışında yazılım geliştirme, biraz önce de bahsettik. Mikro işlemci tabanlı donanım, işte bilgisayarla ilgili cihaz tasarımları, kendi alanınızla ilgili Ar-Ge çalışmaları. Yani arkadaşlar işte herhangi bir yerdeyseniz Ar-Ge neydi? Ben bundan bahsediyorum. Bir şeyin daha da iyiye gitmesi için çalışma, daha da donanımı ya da yazılım neyse o iş burada yazılımla ve donanımla ilgilendiğin için bilgisayar mühendisliği olarak sen aslında o yazılımı iyileştirmeye çalışıyorsun. Daha verimli ve daha kompakt yani daha iyi çalışabilir hale getirmek için çalışmalar yapabiliyorsun ve bunların hepsini yapabilirsiniz. Bunun için arkadaşlar yazılım, satış ve pazarlama yani sen bir şey biliyorsun yani bu yazılımla ilgili bir çalışma yapıyorsun ve bunu ne yapacaksın? Sadece kendin işte üretmekle veya bunu yazmakla, tasarlamakla kalmayabilir. Bunun satışlarını ve pazarlamalarını işte sen şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki sen bir yazılım şirketinde çalışıyorsun ve çok mükemmel bir yazılım geliştirdin. Bir işletim sistemiyle ilgili bir şey geliştirdin mesela. İşte bunun satış ve pazarlamasına yapılması lazım. Yani nedir bu? İşte senin geliştirdiğin o yazılım neyle ilgili? Diyelim ki bir otomotiv firmasındaki araç kontrol sistemleriyle ilgili bir şey. Sen gidip bütün araç şirketlerine kendi yazılımını bir tanıtman lazım. Bak böyle faydaları var, şöyle güzel yönleri var. Bunları işte kullanırsanız size şu tarz avantajları olacak. Şimdikinden şu yönden daha iyi falan gibi ne yapacaksınız? Satış ve pazarlama ile ilgili yine aynı şekilde donanımda da aynı satış ve pazarlama yapabilirsiniz. Ve donanımda neydi arkadaşlar? Dediğimiz gibi bir cihazı oluşturan tüm parçalar. Yani bununla ilgili bilgisayarın var, anakart var, işte işlemci, sabit disk, hard disk falan bunlarla ilgili bütün bu parçaların hepsini aslında biz donanım diyoruz ve işte bunları geliştirebilir, satış yapabilir ve bunların pazarlaması ile ilgili çalışmalar sürdürebilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayar mühendisliği bu alanda arkadaşlar. Şimdi geldik bilgisayar mühendisliği ile ilgili çalışacağı sektörler arkadaşlar. Aslında bilgisayar mühendisi için özellikle şudur şudur gibi bir şey diyemiyoruz. Aklınıza gelen tüm sektörler yani daha doğrusu siz bir odadan herhangi bir sektörden içeri girdiğinizde eğer içeride bilgisayar varsa orada bilgisayar mühendisinin çalışma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Ama en önemlileri bakın savunma sanayisinde olmazsa olmazlardan. İşte eğitim, finans, sağlık, ticaret, medya, arkadaşlar otomotiv, inşaat ve enerji sektörü, gıda sektörü bile. Kısacası arkadaşlar bir yerde teknolojiyle dair bir şey varsa, bir yerde bilgisayarla ilgili, donanımla ilgili, yazılımla ilgili bir şey varsa bilgisayar mühendisliği de mutlaka olmak zorunda arkadaşlar. Biraz açarsak bunları örnek veriyorum mesela eğitimde nasıl oluyor hocam diyorsun. Şimdi arkadaşım eğitimde mesela her üniversitenin kendi öğrenci bilgi sistemi diye bir şey vardır. Yani siz şu an belki bunu izleyenler daha üniversiteye gitmemiş veya üniversiteye tercih döneminde olan arkadaşlarsanız. Bu bağlamdaki arkadaşlar yani siz okul adımınızı ilk attığınızda size bir numara verilecek, öğrenci numaranız olacak, size bir şifre verilecek ve siz her şeyinizi, ders seçimlerinizi, işte onun dışında notlarınızı göreceğiniz ya da vize, hangi tarih, akademik takvim her şeyi görebileceğiniz bir öğrenci bilgi sistemi var arkadaşlar. Ve bu sistemin aslında oluşturan, bu sistemin yazılımını yapan, bu sistemi programlayan, tasarlayan aslında bir bilgisayar mühendisi arkadaşlar. İşte bu manada çalışma. Yine finans zaten işin içinde para, matematik, sayma bir işlem var. Kesinlikle bilgisayar mühendisi var. Sağlıkta yine yani şöyle düşünün hasta kayıt sistemi var. Yani bunun kim yapıyor bu hasta kayıt sistemini? Sen sadece oraya girip tam ismini yazıyorsun, işte doğum tarihini yazıyorsun, bir şey yazıyorsun, doktor çıkıyor, şu çıkıyor veya randevunu alıyorsun ama bu şeyin arkasında çalan bu bilgisayar olarak programlanmasını yapan kim arkadaşlar? Tabii ki bilgisayar mühendisi. Yani kısacası dediğimiz gibi eğer bir yerde bir bilgisayarla ilgili, bir teknolojiyle ilgili bir şey varsa bilgisayar mühendisi de mutlaka orada çalışmak için kendisine iş bulabilir diyelim arkadaşlar. Şimdi en son benim hani burada artık bu sayfada böyle bilgisayar mühendisi yazıyorum ve bazı sizlere referans olacak hani sizleri ne tür bir şey bekliyor bir yorumlama bir sohbet havasında bir şeyler yapıyorum arkadaşlar bir 3-5 dakika ve noktayı koyuyorum videoma. Burada da şu an o sayfaya geldik. Şimdi arkadaşlar bilgisayar mühendisliği olabilmeniz için her şeyden önce daha doğrusu olabilmeniz değil bir şey istiyorsanız her türlü başarırsınız. Ama eğer şurada birinci paragraf olarak yazdığım yerdeki alanda daha iyiyseniz aslında siz bu bölümde daha da başarılı ve daha kolay başarıya ulaşırsınız diyeyim yani her türlü başarılı olursunuz da. Şimdi her şey önce arkadaşlar bilgisayar yazılımına ve bilgisayara ilginiz olmalı. Matematiğe ve fiziği ki özellikle matematiğe ilginiz olmalı. Çünkü arkadaşlar bu iş aslında bilgisayar yani algoritmalar üzerine kurulu farklı bir donanımsal, farklı bir bilgisayar dili ve yazılım dili var arkadaşlar. Bunlara ilginiz olması lazım. Yoksa bilgisayarı sevmiyorsanız, bu işlerle ilgili değilseniz sizin hani yani sizi sıkar hatta sizi çok bunaltır arkadaşlar bu bölüm. Onu aklınızda bulunsun. Ve arkadaşlar bilgisayar ve yazılım kendi başlı başına bir alandır ve kendi başlı başına bir dildir.
Şöyle düşün, bir İngilizce öğrenmek gibi, bir işte Almanca öğrenmek gibi, yani bir dil öğreniyorsunuz burada. Şimdi şöyle düşün, eğer siz İngilizce çok iyi bilmiyorsanız, otomatikman çok iyi anlamıyorsanız, otomatikman çok iyi yazamıyorsunuz, çok iyi konuşamıyorsunuz, çok iyi okuyamıyorsunuz ve çok iyi dediğim gibi yine tekrar konuşamıyorsunuz. Bu da aynı aslında öyle bir şey. Sen bu bilgisayarın dilini öğrenemediysen, diyelim ki bilgisayarın programında bir problem varsa onu bulmakta çok zorlanıyorsun çünkü tam olarak anlamıyorsun ne olduğunu ya da bir şey yazman gerekiyor, bir program yazman gerekiyor. Çok mükemmel bir program yazamıyorsun çünkü tam anlamıyorsun dilini, bilemiyorsun, öğrenmemişsin. İşte bu tarz bir problem. Aslında bu bambaşka bir dünyadır arkadaşlar. Yepyeni bir dildir ama çok da eğlencelidir diyeyim yani arkadaşlar. Ve bu konuda çok istekli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa dediğim gibi bu bölüm sizi sıkar, hatta bunaltır. Çünkü ilerledikçe bu işin içine, daha da girdikçe bu dile, bu ana bölüme, siz aslında daha da bu işin içinde ilginizle ilerleyeceksiniz diyelim arkadaşlar. Şimdi gelecekle ilgili ise arkadaşlar aslında çok şey söyledik. Şimdiye kadar hep teknolojiden ilerlemesinden bahsettik ki yani gün geçtikçe teknoloji geri gitmeyecek arkadaşlar. Daha da ileriye gidecek. Ve her şey daha da otomasyona geçiyor. Yani otomasyon dediğim şey daha da programlamaya dönüyor. Daha da her şey otomatikleşmeye, yazılıma kaymaya başlıyor. Ne olursa olsun bitmeyecek diyelim ve her geçen gün yepyeni çalışma alanları doğacak belki de bu bölüm adına arkadaşlar. Evet, şimdilik arkadaşlar benim anlatacaklarım, konuşacaklarımız, söyleyeceklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalarak diğer mühendislik birimlerinin de tanıtımlarını izleyebilirsiniz arkadaşlar.